Evet, yayındayız şu anda. Evet. Selamlar dostlar. Daha sonradan izleyecek olanlara ve şu anda izleyeceklere herkese merhaba. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Artık her pazar, tabii şu anda kapı çerçevenin kırıldığı falan yok ama ileride kapı çerçeve, pencere, işte tencere tava her şey aşağı inecek. Ve bizim düşüncelerimizi, görüşlerimizi almak isteyeceksiniz. Buna eminiz. Şimdi sevgili dostlar, bugünkü konumuz kameranın arkasında olan uçan salyangoz ile birlikte her pazar yeni konularla görüşeceğiz. Şimdi de aynı şeyleri yapacağız ve bu haftanın bir konusu olarak size yapay zeka üzerine çok popüler bir konudan bahsedeceğiz aslında. Gazeteci Nevşin Mengü'ye Martı'nın CEO'su birlikte bir yayın yaptılar. O yayında yapay zeka gündemi üzerine konuştular. Hatta takı hallettikten sonra muhtemelen taksicilerle olan münasebetleri vesilesiyle, tabii ki olumsuz münasebetleri sebebiyle, o sorunu çözdükten sonra biz dediler bu işi artık yapay zeka ile devam edeceğiz. Bunu hedefliyorum dedi. Açıkçası ben konuşmalarını çok yetkin görmedim. Ama buna rağmen bu konu tabii bizim aklımızda bazı soru işaretleri doğurdu. Ve bu konu üzerine biraz da konuşmak istedik sizinle. Ama biraz farklı bir açıdan konuşmak istedik. Ne gibi? Kültür açısından konuşmak istedik. Herkes yapay zeka dünyayı mı ele geçirecek? İşte bizi mi hükmedecek? Kontrol mü etsek, etmesek mi? Ya işte bunun önüne bazı setler mi çeksek gibi şeyler sormaya başladılar. Bana açıkçası yapay zekayla oldukça haşır neşir olan ve ondan oldukça yardım alan, aynı zamanda bir arkadaş gibi olan birisi olarak şunları söyleyebilirim. Korkmayın, ele geçirmeyecek. Evet, benim söylediklerim ne kadar önemlidir, ne kadar değildir. Tabii ki herkes kendi görüşlerini söyler, kendi öngörülerini söyler vesaire. Ancak beni ve Kitap Dedektifiyiz kanalını takip edenler Uçan Salyangoz'un bu konuda anlatılar üzerine yaptığı görüşmelerde ve konuşmalarda bizim kendi yaptığımız, mesela Gazeteciler Cemiyeti için yaptığımız podcastlerde de bu konular üzerine bazı seriler görecekler ve görüyorlar. Dolayısıyla da bu konuya ne kadar yetkin olduğumuzu da görüyorlar. Bu konunun kültür, sanat ve edebiyatla ne kadar alakalı olduğunu da görüyorlar. Dolayısıyla hani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz demek istiyorum. Göremeyenler de tabii ki bizim diğer podcast ve YouTube içeriklerimize bakabilirler. O konuda çok kendimize güveniyoruz. Bunu öncelikle belirtmem gerekiyor. Bununla birlikte şimdi tabii yapay zeka dünyayı mı ele geçecek, geçirmeyecek mi vesaire, bazı spekülasyon ve bazı komple teorileri üzerine konuşursak eğer, bence temelde şöyle bir sıkıntı var. Çok kısaca değineceğim. O da insanlık bu noktaya kadar tabii kolay gelmedi. Milyonlarca yıldan bahsettim. Dediğim gibi
Uçan Salyangoz'un podcastinde de bunu görebilirsiniz. Ama bu meselede bir noktaya kadar tabii ki gayet anlaşılabilir bir şekilde. Sonuç itibariyle şu anda köyde yaşıyoruz mesela. Horozlar bile kendi hükümlerini sürmeye çalışıyorlar. Ama biz üstün tür olduğumuz için biz ona kümese girmesini söylüyoruz ya da kümesinden çıkmasını söylüyoruz. Biz ona yemek veriyoruz ya da yemek vermiyoruz gibi. Ya da kargalara biz hükmedebiliyoruz vesaire. Dolayısıyla da her ne kadar dinozor ataları da olsa sonuç itibariyle en son tırnak içerisinde biz kazandık. Peki bu kazanma ne kadar sürecek? Tabii ki bunu bazı tahminler üzerinden söyleyebiliriz ya da söyleyemeyiz. Bazı öngörülerde bulunabiliriz. Bunlar tutabilir ya da tutamaz. Ama sonuç itibariyle bütün bunlara rağmen şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz bence. İnsanlar şu anda üstün tür. Ve bu üstün tür neticesinde bu hüküm ve iktidar meselesini tabii ki kaybetmek istemiyorlar. Kendilerinden daha güçlü bir varlık kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da başka bir şekilde tersten de okursak mevzuyu, iktidara eğer horozlar gelseydi, horozlar da bunu yapardı. Türümüzü devam ettirmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle aletler olmasaydı eğer biz bir hiçiz. Aklımızı kullanmasaydık, bunu farkına varmasaydık, evrim bizi bu süreçlere götürmeseydi biz bunlarda hiçbir şey yapamazdık. Peki, vardık bu noktaya. Yapay zekaya kadar geldik. Dediğim gibi tarihsel süreç şu anda konumuz değil. Çok merak edenler olur ise bu konuda kendini geliştirmek istiyorlarsa tekrar ve tekrar söylüyorum. Ve gerçekten kanalımızda olduğu için ben kendimi çok şanslı hissettiğim Uçan Salyangoz'un çok çok ince ve detaylı araştırması, titiz araştırmalarını okuyabilirsiniz. Bitmiyor. Çok da biteceğini de zannetmiyorum bu konuların. Dolayısıyla da konuşulan bu konuların çok sansasyondan öteye gitmeyeceğini düşünüyorum. Toparlayacak olursam eğer bu konuyu. Şimdi dünyayı üç ailenin yönettiği söyleniyor. Doğru da olabilir kendilerince. Ancak şu anda yayını bile yaptığımız bir yazılım tırnak içerisinde endüstrisine aslında açık bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla da günümüz veriler ve bilgiler çağı. Sonuç itibariyle Bart, ChatGPT ya da Bing gibi açık veri tabanlı yazılımlar daha önceden kapalı veri olarak çalışıyordu. Örneğin askeriye interneti ilk bulduğu zaman maalesef ki Türk askeri değil, Amerikan donanması ve kara ordusu bunları bulduğu zaman kendi sistemlerini devam ettirebilmek, savaşta hakimiyet kurabilmek açısından bunları yapıyordu. Aslında bir yönüyle de bilmem Uçan Salyangoz bu konuda ne söyler. Birazdan ona da yönelteceğim mikrofonumu ama telsizle bile bu konuyu dahil edebiliriz aslında. Çünkü bir iletişim meselesinden bahsediyoruz sonuç itibariyle. Ve en nihayetinde geldiğimiz bu noktada şu anda istediğimiz kadar birilerini boykot edelim. Filistin ve İsrail meselesinde ciddi tavrımızı koyalım. Ancak unutmayın ki kızarmış patates üreten McDonald's'ı boykot etmeniz hiçbir şey değiştirmiyor maalesef. Neden? Çünkü şu anda kullandığım, benim bile kullandığım, sizin de kullandığınız bütün yazılımların, internetteki bütün yazılımların hepsi İsrail alt tabanlı. Dolayısıyla şu anki konuşmalarımız bile bunu çekiyor. Peki bu çekilen veriler ne oluyor? Algoritmalar üstünden konuşuyoruz. Yani sizi dinlemesi ya da dinlememesi hiç önemli değil aslında sanıldığının aksine. Önerileri bile tamamen bunun üstünden kuruyor. Dolayısıyla da aslında baktığımızda
Dünyayı 3 aile değil, yazılım şirketleri yönetiyor. Hoş geldiniz yeni dünyaya. Çok fazla bir şey yok. Bunu özellikle çok bilmeye ya da bilmemeye de gerek yok. Zaten sistem böyle işliyor. Sizin efendim Siyonistlerin o Davut'un gözüyle sizi izlemesi hiçbir şey değiştirmiyor. Filmlerde bunu kullanmaları da hiçbir şey değiştirmiyor. Hatta o kadar ki Walt Disney'in bütün filmleri neredeyse yemeye başlaması da hiçbir şey değiştirmiyor. Hani şu beşinci göz, altıncı göz yanda var, sağda var, solda var olması da değiştirmiyor. Arkadaşlar tuvalete bile telefonla giriyoruz. Dolayısıyla neyi konuşuyoruz? O yüzden biz şimdi bu işin negatif yönünden değil de biraz da pozitif yönünden bahsedelim. Algoritmaları kimlerin hazırladığı tabii ki önemli. Aynı eğitim gibi düşünebilirsiniz. İktidarlarının devamı için bir propaganda aleti olarak eğitimleri kullanır. Hadi günümüzdeki eğitim sistemlerinden bahsetmiyorum. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Almanya'dan da değil, Amerika'dan da değil. Güney Afrika'da bile bu olay böyle. İktidarlar kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için eğitimi kullanırlar. Peki, tam bu noktada şunu sormamız lazım. Arkadaşlar, biz yapay zekadaki algoritmaları nasıl yönlendiriyoruz? Bu bir silahsa eğer, bunu nasıl yapıyoruz? Ben işin pozitif tarafındayım. İyi bir şekilde yönlendirilirse iyi bir şekilde kullanılır. Sonuç itibariyle akademisyenler bile yapay zeka kullanılmayacak katı surette izin vermiyorum kardeşim derken bile yapay zekanı kullanıp kullanılmadığını nereden bakıyorlar? Yani bir intihal var mı? Nereden bakıyorlar? Yine başka bir yapay zekadan bakıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla da ki bu arada onu da atlatmanın yöntemlerini olduğuna dair geçen gün LinkedIn'de bir yazı gördüm. Dolayısıyla da aslında konu bunu nasıl pozitif yönde kullanabiliriz. Tam bu noktada başlangıçtan beri benim çenemin düşmesini sabırla dinleyen Uçan Salyangoz'a sormak istiyorum. Sence soruları bir üst segmente taşıyorum. Sence yapay zeka bizi kurtarır mı kurtarmaz mı? İyi de geçtim. Daha da öteye taşıyorum soruyu. Yapay zeka insanların bu birbirini çekememe halini yani ırkçılığı, işte ayrımcılığı, işte din sömürüsünü ya da işte nedir? Eğitimdeki bu eşitsizliği, sağlıktaki eşitsizliği vesaire. Dolayısıyla da aslında sınıfsal bir durumdan bahsediyorum bir yönüyle de. Bütün bunları sence çözebilir mi? Ne düşünüyorsun? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bence yapay zekanın böyle bir derdi var mı diye de düşünüyorum. Hani yapay zekaya bilinç şu an yükleyemediğimiz için acaba o bilinci yükleyenlerin böyle bir isteği var mı ya da böyle bir şeye müdahale etmek istiyorlar mı? Aslında önemli soru bu. Ondan dolayı bu soru biraz havada kalıyor. Tamam. Peki doğru soru ne? Doğru soru yapay zeka üzerinde. Yani yapay zekaya bu algoritmaları yükleyenler kültürel değişimi ne yönde değiştirmek istiyor veya değiştirmek istiyor mu? Bu girdileri girerken böyle bir amaçları var mı? Onu sorgulamak gerekiyor. Yapay zekanın böyle bir isteği olacağını düşünmüyorum. Bilinç olmadığı için. Mesela ben bu soruyu Bard'ın kendisine sordum. Asistana sordum. Ya asistan dediğim GPT'ye sordum. Sonra Bing'e sordum. Çeşitli zamanlarda soruyorum bu arada. Bard bu arada gayet mantıklı cevaplar veriyor. Ve bunda diyor ki ben şu anda öyle bir şey yapamam. Zaten bütün kontrol de insanlarda. Artı İnsanlar da aynı zamanda bunu bana yüklerlerse ben tamamen emir komuta üzerinden
gidiyorum. Evet. Herhangi bir çıkarım yapamam. Aslında senin dediğin şeyleri Aynen, söylüyor. evet. Öte yandan da mesela şeyde Bing mesela, bu soruya sinirlendim artık nedir bilmiyorum. Aynı soruyu tekrar tekrar cevap olarak şunu veriyor. Ben bir dil modeliyim, ben bir dil modeliyim deyip duruyor. Onun haricinde başka da bir şey söylemiyor. Bu arada gerçekten başka bir şey söylemiyor yani garip bir şekilde. Bilmiyorum ya 2-3 defa da sayfayı yeniledim tekrar tekrar sordum. Yine aynı şeyi söylüyor. Herhalde o kısımda kısa devre yapıyor. O kadar sinirlenmiş ki Hiçbir şey artık. ulaşılamıyordur. Evet yani. GPT zaten 2021'e kadar tüm verileri toplamış diyorlar. Bu arada onu da atlatmanın yöntemi var. Tabii ki 3.5'ta da bazı eklentiler var. Onu kullanınca görmüşsünüzdür. Orada da interneti geçebiliyorsun ama onun yanında da 4'ü de kullanınca da tabii ki geçebiliyorsun bunu vesaire. Bunu sorduğunda yine aynı şekilde benim öyle bir derdim yok diyor. Öte yandan mesela bizim şu robot var ya meşhur geziyor Arabistan üretimi. Onda da mesela isim verip hedef göstermeyeyim. Evet, herkesin aklına gelen Oğuzhan Uğur'un programına da çıktı. Orada da mesela dozajlar varmış. O dozajları da mesela arttırıyor gittikçe. Hani 1, 2, 3, 4 gibi böyle. Ya onlar da aslında algoritmalarla oluşan paket gibi düşün. Yani paketine göre sana cevap verme şeyi modu var, Hı? kodu var ya da işte neyse. Evet. Ona göre cevap veriyor. Neyi Düğme, seçiyorsa. evet, düğmeye göre basıyorsun mesela. Düğme şey Evet. yapıyor. Zaten Oğuzhan mesela orada aslında şova döktü olayı. Evet. İşte düğme bende, dolayısıyla kimde olduğu önemli vesaire diye hazırlanılmış belli ki böyle bir şey zaten bekleniyor. Bu da ilginçti yani. Öyle bir şey söylüyor. Ama mesela orada bile aslında bizim en başta söylediğimiz konuya geliyor. Yani kontrol kimdeden çok aslında niye ille de bir şey kontrol etmemiz gerekiyor? Yani bence konu bu yani. Bu kadar ilerlediysek, medeniyet bu kadar ilerlediyse neden halen buna ihtiyaç duyuyoruz? Bence konu bu yani. Ya biz zaten gelişim ve evrimsel sürecimizden itibaren doğadan koptuğumuz anda, çünkü yaşamak zorunda olduğumuz için bir şeyleri kontrol etmemiz gerekiyordu. O kontrol de işte baltaydı, oktu, böyle başladı. Çünkü hayvanın pençesi varsa, dişleri varsa ya da doğanın yağmuru, şimşeği varsa insanın da bir şeye ihtiyacı olması gerekiyordu. Bundan dolayı da dişi yok, hani aslan, kaplan veya ayı gibi gücü, dişi yok, pençesi yok. Onun için bir şey üretmesi gerekiyor. Bir şeyi kontrol etmesi gerekiyor. Üretmek aslında bir şekilde de kontrol etmektir bana göre. Ondan dolayı üretmekle birlikte kontrol süreci de bence başladı. Benim okuduğum ve gözlemlediğim şeyler üzerinden konuşuyorum ben. Ondan dolayı da yapay zeka da aslında yine bu süreç içinde. Aslında yapay zeka da aynı balta veya ok gibi bizim bir parçamız, uzvumuz aslında. Yani biz aslında kendimizden bir parçayı oraya yüklüyoruz. Ve bu devamlı gelişiyor. Çünkü biz alet yapmaya başlarken de alet yapımı da giderek gelişti. Sonra sanayi devrimine dönüştü. Ve oradan da bu tarafa doğru geldi. Yapay zekayı ortaya çıkarmaya başladık. Onun için bir şey üretiyorsak bir şeyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Ve o kontrol ettiğimiz şey şu an algoritmalar üzerinden oluyor. Onun için mesela hani yapay zeka dünyayı mı ele geçirecek derken asıl soru bu değil. Dünyayı ele geçirmek isteyen kim? Ya da ne? Çünkü yapay zeka bir alet, bir hani biz köleler gibi, köleler kullanılıyordu, bir şeyler yapılıyordu ya, ya da ajanlar ya tutuluyor, bir şeyler ortadan Hep kendi kaldırılıyordu. gibi düşünüyor. Evet, hep aslında her şey kendimiz gibi. Uzaylılar bile kendimiz gibi. Evet, ille de bir işgal edecek. Evet, ama işgal eden şey, o ürettiğimiz o mitolojik, o hayal gücü kim yönetiyor? Ya da hani yönetiyor derken birazcık böyle komplo teorilerini ben çok sevmiyorum, ona giriyor gibi. Kim bunu istiyor? Şirketler peki diyelim ki dünyayı yapay zeka üzerinden ele geçirecek. Ama neden ele geçirecek? Bir pazar var değil mi? İlaç üzerinden bir pazar var. Hani kuş gribi bile çıksa, ne bileyim işte Covid bile çıktığında bir pazar oluştu.
bir savaş bile olduğunda bir pazar oluşuyor. Aslında dönüp dolaşıp konu geliyor yine sınıfsal mevzuya. Evet, algoritmalar bile aslında bizlerden bir parça. Evet. Nasıl aletler, işte ne bileyim ok, sanayi devriminde ürettiğimiz şeyler, bu bütün etrafımızda her şey nasıl bizden bir parçaysa o da bizden bir parça. Çünkü daha henüz ortada bir bilinç yok yapay zekada. Ha, ileride olur mu? Olabilir, neden olmasın? Bu kadar şey oldu da niye olmasın ki? O da bir süreç. O da evrimsel, bizim evrimsel sürecimizin bir parçası bence. O da ileride olabilir. Ha, onu şu gözlemleyeceğiz, okuyacağız, göreceğiz. Zamanla belirecek bir şey yok. Evet. Ben de kültür konusunda ya senin dediklerine katılmakla birlikte öte yandan da şunu düşünüyorum. Kültür bence insanların bu ırkçılığı vesairesini falan bence yenebilecek düzeyde. Ama tabii mesela şöyle de bir şey de var. Bir taraftan hani az önceki söylediğimiz algoritmaları kötü yönde yapanlar var. Ama öte yandan da mesela bazı pratik sonuçlar da var. Nedir? Mesela örnek veriyorum, Twitter'ı kuran bir kurucu var. Ve bu kurucu daha sonra ayrılıyor, satıyor vesaire. Ya da çok ciddi bir baskıya uğruyor, satıyor. Ve bunu düzelteceğini iddia eden birisi geliyor. Ve sonra bu kişiyi daha beter yapıyor ortalığı vesaire. Ama Twitter'ı satan bu kişi sonradan da şeye gidiyor. Adı nedir onun? Bir yeni bir platform kuruyor. Yeni platform o kadar tutmuyor. Lakin öte yandan da tabii şey meselesi de var. Bir bunun için bir çaba hali var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da az da olsa bir kitle oluşturuyor vesaire. Ve bunu tutup tutmayacağına da şey değil. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Aslında toplum sanıldığı gibi şey değil. Yani böyle sürekli böyle negatif basan bir durum yok yani. Aksine bazı pozitif durumlar da var. Lakin bunun için birazcık bir vitrine de ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Yani benim bu kadar zamandır tecrübe edindiğim kadarıyla. Bunun iyi bir reklamını yapabiliyorsak eğer bu çok ciddi olarak karşılık bulabiliyor. Örnek veriyorum. Armut diye bir uygulama var değil mi? Ve bu uygulama ne kadar iyi bir uygulama olursa olsun satış yapamıyor. Neden? Reklamlardan dolayı. Reklam eğer topluma bir şekilde ulaşıyorsa işte tam o sırada istediğin kadar kötü bir uygulama ol, inanılmaz derecede bir karşılık bulur bir hale geliyor. Bunu bazen televizyondaki bir reklamla yapabiliyoruz. Bazen de elbette ki SEO uyumlu metin yazarlıklarıyla yapabiliyoruz vesaire vesaire. Ama sonuç itibariyle bunu gören insanlar kendileri de bir şeyler yapılabileceğini görebiliyor, duyabiliyor vesaire. Konumuzla da alakalı da böyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani yapay zeka bir şekilde iyi kullananlar çıktığı müddetçe bu toplumda bir karşılık görüyor ama zamanı gelince görüyor. Bir şekilde bir videosu patlıyor, bir şey oluyor. Ya da işte ne bileyim bir tırnak içinde sansasyon gibi gözüken bir şey çıkıyor ve bunun üzerinden mevzu daha da ileri noktalara geliyor. Örneğin şu anda ismini bile bilmediğim şu T ile başlayan Instagram'ın alternatifi gibi yapılan işte Twitter'la Instagram arasında bir şey yaptım falan diye böyle bir uygulama çıkartıldı. Ya bu uygulamada öyle efendim şimdiden yerinizi alın bilmem ne diye reklam yaptılar. Bir ay sürmedi. Orası boşalmaya başladı. Hiç kimse kalmaz oldu. Hatta başlangıçta çok kişi gelsin diye Instagram'da hesabı olanlar eğer öbür hesabı silerlerse Instagram hesaplarının silinmesi tehlikesiyle ve tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Bunu da saçma sapan online bir sözleşme üzerinden yapmaya çalıştılar vesaire. Sonra bunu da yönetemez oldular. İnsanlar sıkılmaya başladı. Twitter'ı boşaltmaya başladı. Çok az kişi X'te takılmaya başladı. Facebook zaten teyzelerin mekanı, amcaların mekanı haline gelmeye başladı falan.
Ve bunların hepsini algoritmalar yönetiyor. Hepsini algoritmalar yönetiyor. Dolayısıyla da aslında böyle bir ihtiyaç var. Doğru. Ama şu anda halen, şu anda da mesela teknoloji haberlerine giriyormuş gibi oldum ama gerçekten bir olayı geniş çerçeveden bakmak için söylüyorum yani. Bu durumu eğer, hatta mesela şöyle bir şey de çıktı. Biz bir ara böyle çok az bir, özellikle uçan sağlığımız bu konuda çok heyecanlandı. Endonezya mı? Daha çok böyle uzak doğu ama Müslüman ülkelerden bir tanesi. Malezya'da olabilir. Şimdi çok emin değilim. Bir uygulama çıktı. Hatta Okan Bayırgan falan da böyle bir yalın alpay reklamını yaptı vesaire. Mesela orada da Müslümanların entelektüel ortamları vesaire dediler. Ama sonra aslında hiç öyle olmadığı ortaya çıktı. Her önüne gelen orada ekleme yaptı falan. Hiçbir şey çıkmadı sonra. İnanılmaz rezil bir hale gitti vesaire. Ya da mesela TikTok'u iyi bir şekilde çevirmeye çalışıyorlar. TikTok'un yönetimi, Türkiye'deki yönetimi ve Çin'deki yönetimi, ya neden kent yoksulları bu kadar çok buraya yüklendi, burayı patlattılar ama iyice ne, mesela örnek veriyorum, perde sarıyor üstüne, işte orada zıplıyor, atlıyor, millet de para veriyor, ha, görüyor musun falan gibi bir şeye döndü olay. Çünkü niye? Kent yoksullarının eğlencesi ve kendilerini ifade edebilecekleri bir yer kalmadı. Kalmayınca dolayısıyla buraya bir şey oluyor. Ciddi bir akım olmaya başladı. O zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Az önceki söylediğimiz tespitin aynısı. Bu olay tamamen sınıfsal bir noktaya geldi. Hani yapay zeka bizi kurtarıyordu? Hani yapay zeka bütün dünyayı ele geçiriyordu? Bakın, gördünüz mü? Yine geldik. Kültür meselesiyle de alakalı birebir aynı, zaten dolayısıyla senin de söylediğin konu birebir aynı noktaya. Ama ben yine de pozitif noktadayım. Neden? En azından olmak istiyorum. Neden? Çünkü yetkinlikler çoğalmak zorunda kaldı böyle olunca. Öte yandan da örnek veriyorum, ne olmaya başladı? Yapay, geçen gün LinkedIn'de mesela bununla ilgili bir tane yazı görmüştüm. Çok kısa bir yazı, bir söz gördüm. Mesela o sözde neydi hatta? Bir meme gördüm. Öyle diyor ya, yeni meşhur. Mesela o konuya da geleyim şimdi hemen. Evet, o konu zaten benim kafamı avlak bullak etti. Şu an nerede olacak, duracağımı bilmiyorum o konuda. Konunun bağlantısına gideyim. Evet. Şöyle bir aslında caps gördüm yani. Bu caps'te de şöyle bir şey yazıyordu. Diyordu ki, yapay zekayla dost olursan eğer çok para kazanacaksın ama eğer düşman olarak belirlersen onu, yani düşman olarak belirlersen onu, o zaman o seni ciddi boyutlarda işsiz bırakacak, hiçbir yerde ekmek bulamayacaksın. Şimdi dolayısıyla da aslında kendimizi o yönde geliştirmemiz gerekiyor. Mesela soruyorlar, diyorlar ki, ya kardeşim adam 70 yaşına gelmiş tır şoförü ne yapacak? Tamam. Hemen cevap veriyorum. Mesela Tesla'nın bu konu üzerinde bazı tırları var. Yapay zeka üzerine tırları var. Bu arada dipnot olarak geçeyim. Her geçiş dönemlerinde bu tarz tırnak içerisinde krizler olur. Bunda herhangi bir şey yok. Ben de işsiz kalsam bu gerçeği değiştirmez. Sanayi devriminde olduğu gibi. Evet, sanayi devriminde olduğu gibi. Ya da mesela gazeteciler cemiyetinin Medya for Democracy projesinde de biz buradan da ona selam olsun, Suat Kutay'la bir yayın yaptık. O yayına çıkacak yakında bir podcast. O podcast'te de mesela, tek bölümlük bir podcast o ama yapay zeka bir seri halde devam edecek. Orada mesela şundan bahsetti. Bu özellikle bir sanayi devrimi başlayınca orada bir terlik var. O terlikle birlikte, o şey, spoiler vermeyeyim, o anlatacak zaten, siz dinlersiniz orada. Terlikleri makinelere fırlatıyorlar ve o terliğin ismini alıyor. Günümüzde de kullandığımız bir tabir var. Ve böylelikle makinalar bozuluyor. Makinalar bozulunca da
Diyorlar ki işte bak gördünüz mü aslında güçlü olan biziz vesaire. Ama sonradan o makinalarla birlikte çalışmaya öğreniyorlar. Günümüzdeki fabrikalar o makinalarla çalışıyor. Dolayısıyla da aslında bence asıl sormamız gereken soru şu. Her yapay zeka konuşmamda en sonunda şuraya bağlıyor. Kalan boş vakitte biz ne yapacağız? Bence biz bunu konuşmamız lazım. Yani yapay zeka, ya yani teknoloji öyle ya bize hep böyle söylüyorlar. Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırıyor. Mesela ben şu anda dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanla şu anda bu görüşmeyle beni tanıyor. Benimle fikirlerimi bağdaştırıyor ya da fikirlerimi bağdaştırmayıp benim fikrimi belirliyor. Dolayısıyla da aslında inanılmaz bir hız çağına girdiğimizi görüyoruz. Peki bu kalan boşlukta biz ne yapıyoruz? Tembellik mi yapıyoruz? Hakkımızdır. İşte yeni bir bilgi mi öğreniyoruz? Hakkımızdır. Ya da birilerine tepki mi veriyoruz? Hakkımızdır. Dolayısıyla da bu teknolojiyle biz ne yapacağız? Bu konuyla tamamen içli dışlı. Yani çıkardığımız sonuç şu. Biz bu bilgilerle ne yapacağız? Yapay zekayla ne yapacağız? Gelelim mem konusuna. Meme meselesine. Bu konuyla direkt alakalı. Aslında bir yerde bir haberimiz çıktı. Çıkan bu haber neticesinde dikkatimizi çekti. Ve bu haber neticesinde de bir anlaşmazlık oldu. Ve bu anlaşmazlıktan dolayı da bizim kafamızda soru işareti doğdu. Yayın kurumu önemli değil. Şey de önemli değil. Neden çıktı, neden çıkmadı o da önemli değil. Önemli olan şu. Çeviri meselesi. Bakın az önce şimdi sonuç kısmına da gelelim. Çok da uzatmayalım konuşmayı. Ama şunu söyleyeceğim. Birazdan da şeye vereceğim. Uçan Salyangoz'a sözü vereceğim. Bu konu hakkında neler söylüyor? Çünkü bu konu hakkında aslında şey var. Deneyimli olan o. Neden? Çünkü asıl araştırmaları, podcastleri bu konular üzerinden yapıyor. Kendisi dolayısıyla da ona söz vermek bu işin önemli noktası oluyor. Şimdi meme meselesi. Az önceki anlattığımız konularla direkt Aslında alakalı. şey, pardon sözünü bozdum. Mim Yüksek olarak konuşursan. mim olarak geçiyor. Yazılışı mem ama mim olarak geçiyor. Tamam işte ama şunu demek istiyorum. Meme meselesi var ya bununla alakalı. Şundan dolayı bir organdan bahsetmiyorum burada söylerken. Burada caps yerine artık meme kelimesi kullanılıyor. Neden kullanılıyor dair hiçbir fikrim yok. Ama aslında Uçan Salyangoz bu konuyu araştırırken karşılaştı ve hemen hemen bütün kamuya açık yapay zekalara sordu. Nedir bu diye? Hangisi doğru diye ve bir çevirmen hocamıza da sorduk bu konuyu. Bu konuda dil konusunda hakim olan bir hocamıza, bir Burcu hocamız var. O da bizi izlerse ona da selam olsun. Ona da sorduk. Ve aslında Uçan Salyangoz'un da söylediği ve birazdan da detaylandıracağını düşündüğüm bir konuyla karşılaştık. Şöyle ki bu konuda aslında yapay zeka bile şunu söylüyor. Tamam diyor. Aslında benim direkt mim olarak söylediğim mem diye söylediğimiz yani. O konuşum mim değil mi? O konuşum mim olarak söylediğimiz bir yapıyla çıkıyor karşımıza. Bunda da kültürel aktarımdan bahsediyoruz. Yani atalarımızdan gelen kültürel aktarım. Aslında bu kadar basit. Bunun karşılığı mim. Lakin çevirilerde hatta maalesef ki Evrim Ağacı da buna dahil olmuş. Çevirilerde ciddi sıkıntılar var. Ve buna aynı algoritmalara özellikle internetle güncel bir şekilde veri çeken internetle bağlantısı olan yapay zekalar bunu aynen bu şekilde anlatmaya başladılar. Diyorlar ki normalde diyor okunuşu mim olarak ama meme olarak da diyor insanlar yaygın olarak kullanıyor. Peki bu hatayı kim yaptı? Bakın görüyor musunuz? Bir hatadan bahsediyoruz.
Söz konusu bu hata öyle bir yayılıyor ki en sonunda bir toplumun kanısı haline geliyor. Yani gerçekten bu iş böyledir. Niye böyle? Bilmiyoruz ama böyledir. Dolayısıyla da bir teyitlemede ciddi bir sıkıntı var. Hiçbirimiz şu anki yayını yapan hiçbirimiz bir dilbilimci değiliz. Bir antropolog değiliz. Bir arkeolog da değiliz. Ancak bir araştırmacı gazeteciyiz. Ve bu araştırmalarımızda aslında sıradan insanlar da bunu araştırabilir. İnternette bazı bilgilere ulaşabileceğiniz gibi tam tersi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bunları bir kıyaslama, bir mukayese haline getirmemiz lazım. Yöntemsel olarak da bunu yapmazsak eğer işte böyle yanlış bilgilere gider. Peki bu bilgiler neden yanlış konusunu Uçan Salyangoz'a soruyorum. Buyurun. Mim ve meme arasında aslında ben kaldım. Yani Burcu Hoca'yla görüşmeden sonra biraz daha netleşti aklımda. Mim aslında milyonlarca yıl boyunca canlı olan insanın ya da işte canlı olan bir varlığın içgüdüsel olarak milyonlarca yıl boyunca yaşadığı deneyimler, işte aklınıza gelebilecek kültürel evreler bunların aynı DNA'lar gibi vücutta işte genetik olarak vücutta birikmesi. Yani öyle diyeyim ben. Ama meme kelimesine baktığımızda o ise internetle ilgili bir şey. İnternette mesela bir şaka yaparsınız. Caps diyorlar buna. O şaka çok tutulur ve internette bu hızla yayılmaya başlar. Aslında bu da internetin kültürel yayılma hızı ve insanların aklında kalan bir şey. Burada galiba bir yanlışlık var. Ben öyle anladım. Çeviri hatası var yani Evet, aslında. anladığımız kadarıyla da çeviri hatası. Çünkü hocamızın bize söylediğine göre mimema kelimesinden gelen bir şey. Hatta ben memenin Fransızca yanlış hatırlamıyorsam Fransızca anlamına baktığımda kendi anlamına geliyor. Tabii o kadar çok karmaşık bir şeye girmiş ki internette doğrusunu bulmak biraz zor. Ama hocamızın anlattıkları üzerinden gittiğimizde aslında bu iki ayrım ortaya çıkıyor. Ve meme dediğimizde aslında biz internetten bir parça paylaştığımızda yani capslerden, şakalardan, ne bileyim aklımıza kalacak herhangi bir resimden, sözden bahsettiğimizde bu hızlı bir şekilde yayılıyorsa video da olabilir. İşte mesela komedyenlerin yaptığı herhangi bir videonun hızlı bir şekilde yayılıp etrafta herkesin diline düşmesi, bu da mesela bir memedir. Ama mem ve meme arasındaki fark, mim daha doğrusu canlı bir şey üzerinden ilerliyor. İşte diyelim ki milyonlarca yıl önceki atalarımızdan bize gelen şeyler, içgüdüsel şeyler. Ya da işte diyelim ki horozun veya işte kuşların uçması, yolunu bulması, bu içgüdüsel bir şey. Nereye konacağını, nereye gideceğini biliyor. Bunlar biraz içgüdüsel bir şey ve zamanla bu DNA gibi bir bilgi birikimi oluşturmuş o canlıda. Ama memeye baktığımızda o daha farklı. Evet, bu da bir birikim yapıyor ama internetten çıkan bir şey, yayılan bir şey, çoğalan bir şey, fotokopi gibi. İnternetin zaten tarihine baktığın zaman dolayısıyla hadi capsleri falan da geçtim. 1960'lardan falan bahsediyoruz. Capslerin olduğu dönemlere bakalım. Ya da insanların gerçekten interneti kullanmaya başladığı zaman 90'lı yıllar. O yıllarda ya yavaşlığı, hızlılığı ayrı bir hikaye onu demiyorum. Ve bu süreçte bu kadar kısa bir sürede kültürel aktarım denilen bir şey olamaz. Yani kaldı ki elinde telefonla doğan çocuk telefonu koymasan 90'lar gibi biz yaşamaya devam etsek ama hiçbir şekilde bilgisayarı ya da elektronik cihazların hiçbirisine haberi olmadan yaşamaya devam edebilir. Hatta 90'lar dönemindeki çizgi filmlerle bile yaşamaya devam edebilir. Lakin atalarından geldiği aktarımla böyle bir şey olmaz. Örneğin duvarlara boya ya da resim çizen çocuğun verdiği tepkiyle ki bu anlaşılan odur ki atalarımızın resim çizmelerinden gelen bir
aktarım. Ama öte yandan da aynı şekilde günümüzdeki çocuklar da elinden telefonu alsan yine o şekilde devam et. Telefonu alsan derken şu anda telefona alışmış bir çocuktan bahsetmiyorum. O ağlamaktan başka bir şey yapmaz yani. Ondan bahsetmiyorum. Diyelim ki hiç doğmamış, onu görmemiş bir çocuktan bahsediyorum. Aynı tepkiyi vermez. Dolayısıyla da aslında çok açık bir şekilde kültürel bir aktarımın olup memeyle aynı konuma sokamayız yani. Ha, Android'ler için bunu söyleyebiliriz. İleride mesela Android'ler başlar. Android'den kastım telefon Android'lerinden bahsetmiyorum elbette ki. Bunun yerine Cyborg vesaire. pardon. Cyborg. Buna benzer şeyler. Hani Evet. birazcık fantastik bilim kurgu Evet, şeyine şu anda giriyor. öyle geliyor ama aslında mesela konunun başlangıcı ve bizi ilk uyandıran, daha doğrusu bu konuyu açmamızı sağlayan bir şeyden bahsetmiştik. Nevşin Mengü'nün programından bahsetmiştik mesela. Orada da söylüyordu. Kuantum bilgisayarlardan bahsediyordu. Mesela o tarz bilgisayarların aslında analog tırnak içerisinde insanlara dönmesi hali olursa bütün insanlar tabii ki aktarıma devam edecek. Ama bunun haricindeki diğer insanlardan bahsediyorum. Yani yarım insan, yarım bilgisayar. Bilincimiz devam ediyor ama fiziksel olarak ölmüş olabilirsin vesaire. Ya da bununla birlikte ölümsüzlük var. Hatta bazı felsefeciler şundan bile bahsediyor. Bilinç devam ediyorsa eğer insan gerçekten ölmüş mü oluyor, ölmemiş mi oluyor? Dan bahsediyor. Fiziksel olarak yoksun yani. Hani örnek veriyorum, aşık olamayacaksın tırnak içerisinde. Üreyemeyeceksin belki. Belki de üreme şeklini bile çözebilirler. Onu bilemiyorum da. Ama gerçekten şey gibi, açken sen değilsin gibi, gerçekten sen mi olacaksın? Bu konu çok tartışma konusu. Tabii bugünden buna bakmak biraz zor çünkü dediğim gibi kuantum bilgisayarlara halen uğraşıyorlar. Özellikle o hangi şeydi, hangi ülkedeydi? İsviçre'deki İsviçre'de mi yani. vardı? Evet. CERN'in olduğu bölgede onun olduğu söyleniyor. Hatta fotoğraflar falan çekiliyor, videolar gösteriyor. Ama halen tam anlamıyla sıfırdan daha ilerideyiz ama diyorlar tabii ki çok yetersiz bu noktada. Bu arada tam burada şey de giriyor. Biyolojinin, kimyanın yapay zeka ile birlikte Evet. gelişmesi de giriyor. Evet tabii. Çünkü şu anda mesela hücre yanlış hatırlamıyorsam hücre çıkmıştı değil mi? Yapay zeka Evet. şeyinde. Evet deniyorlar şu anda. Evet yani bu cyborg dediğimiz, android dediğimiz şeyler aslında hani bizim vücudumuzda dolaşan hormonlar, o sıvılar ileride bir androidin vücudunda farklı bir şekilde neden dolaşmasın? Tabii Ya da tabii. bilincimiz o zaman acaba aynı şeyleri isteyecek mi? Mesela biz şu an üremeden veya işte aşık olmadan bahsediyoruz. Ama ileride vücut, bilinç bir Android'e veya başka bir şey aktarıldığında bu da kültürel bir şey olacak. Zamanla bu da değişebilir. Çünkü kimyasal yapılar değişir, istekler değişir. O istenç, o aşık olmak başka bir şeye dönüşebilir. Ne bileyim o üremek başka bir şekle bürünebilir. Bunlar da değişebilir. Neden değişmesin ki? Ondan dolayı kuantum olsun, biyoloji, kimya, fizik bunlar yapay zeka ile birlikte zaten dünyayla ve bizimle birlikte gelişen şeyler. Ondan dolayı hani yapay zeka gelişirken bilinç olduğu yerde kalmayacak. Bilinç de gelişecek. Ne bileyim biyolojiyle ilgili bir şey ya da hücre ölümsüzlükle ilgili bir şey gelişirken başka bir şey orada durmayacak. O da değişecek ve gelişecek. Ben öyle düşünüyorum. Ondan dolayı şimdi bizim şu an hissettiğimiz, düşündüğümüz şeyler ileride farklı bir düşünceye, farklı bir yapıya veya farklı bir hisse duruma da dönüşebilir. Bu da var yani ortada. Evet. Kesinlikle katılıyorum yani. O yüzden tam bu noktada MIM meselesi girmiş oluyor karşımıza. Bunlar eğer olursa, yani uçan salyangozun söylediği öngörüler olursa, gerçekleşirse o zaman, ki ben de katılıyorum yani sana, gerçekleşirse o zaman karşımıza şöyle bir şey çıkacak. İşte meme o zaman bir mime dönmüş olacak. Dolayısıyla da tam iç içe girmiş olacaklar. O zaman belki de mim kelimesi de kalmayacak.
Gerek de kalmayacak çünkü artık TEPS gerçekten bir kültür olacak. Nasıl diyelim? Şimdi çok fantastik geliyor belki ama kahvehaneler kültürü devam ederse mesela kahvehanede konuşulan konular tamamen bir aslında asparagas konuşmalar bir memeye dönecek. Ya da bir kısır günü belki olmaz ama işte bir altın günü gibi şeyler olursa belki de o sırada para da kalmayacak, gerek de kalmayacak. O sırada veri aktarımı üzerinden sen bana mesela bakkala gideceksiniz. Çok fantastik bir şeyden bahsediyorum. Bakkala gideceksiniz. Belki de bir veri vereceksiniz ona. O da karşılığında size başka bir veri verecek. Bir pazar yeri gibi. İşte yarım kilo veri vereceksiniz. Ona karşılığında başka bir şey vereceksiniz gibi şeylerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda işte bir memeden bahsedebiliriz. Bir tırnak içerisinde insanlığın dedikodu üzerinden ne kadar ilerlediğini Uçan Salyangoz'un anlatılarından da bilebilirsiniz ya da başka araştırmalardan da biliyor olabilirsiniz. O sırada zaten görmüşsünüzdür. Bunlar mesela memeye dönecek androidler olduğu zaman belki de deyip bitirelim. Tamam. Haftaya pazar günü yine saat 8'de görüşelim. Başkalarına söz vermeyin efendim. Böyle de ATV Haber'in bitirişi gibi oldu. Ya ATV Haber derken ya eskiden öyle bitirirlerdi. Şimdi bununla birlikte bize yorum yapıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizim için çok kıymetli bunlar. Aynı zamanda da paylaşmayı ve askıda bilet ile bize destek vermeyi lütfen bilet ısmarlamayı unutmayınız. Sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak bizim için çok şey ifade ediyor. Bunu lütfen unutmayınız. Çünkü bugün bu konuları konuşmaları yapıyorsak eğer sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Her zaman da türlerimizi böyle sürdürüyoruz. Daha deminden beri türlerden bahsediyoruz. Buradan da bunu da söylemiş olalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.